Devam ediyor. Milli okçu Hatice Bayar ve milli atlet Mehmet Nesim Öner, her ikisinin de ortak yönü terörün kararttığı hayatlarını sporla aydınlatmaları. Bedensel engelli iki milli sporcu 2012 Londra Paralimpik Oyunlarında Türkiye'yi temsil edecek. 34 yaşındaki Hatice Bayar 15 yıl önce Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışan ablasını ziyarete gitti. Çıkışta yaşanan terör saldırısında ağır yaralandı. O gün Hatice Bayar'ın hayatının da miladı oldu. Hatice Bayar saldırı sonrasında felç olsa da yaşama umudunu yitirmedi. Okçulukla tanıştı, başarılar ard arda geldi. 2006 yılından beri birçok derecem oldu. Uluslararası yarışmalarda 3 tane ikinciliğim, 1 tane şampiyonluğum var. Bayar 2012'de Londra'daki olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek. Biz de varız spor konusunda, engelli bile olsak. Mehmet Nesim Öner de terörün acısını sporda başarıya dönüştüren bir başka isim. Mayın patlamasında tek gözünü ve sol kolunu kaybetti ama atletizmle tanışınca hayatı değişti. 7 yıl önce mayın patlaması oldu bende. 10 yaşındayken, şu an 17 yaşındayım. Bu zor bir şey çünkü ister istemez insan alışamıyor bu duruma. Ben 2-3 yıl hep psikolojim bozuktu. Milli atletin sayısız uluslararası başarısı var. Hedefi 2012'de Londra'daki Paralimpik Olimpiyatında iyi bir derece yapmak. Türkiye'de bir derece gittikten sonra demek ki yapabiliyorum dedim kendi kendime. Ondan sonra yurt dışına gittim. Genç sporcu kendisini yaralayan mayınların da kaldırılmasını istiyor. Mayınların temizlenmesini istiyorum. İnsanlar değerlidir bence.